Şimdi tabii bir taraftan Gazze'de saldırılar devam ediyor. Yoğun bir harekatta söz konusu sınır hattına İsrail tankları tarafından. Bölgedeki gerilim günden güne hatta dakika dakika artıyor diyebiliriz. Ama bugünün de bir taraftan dünyanın gözü Türkiye'deydi. Başkent Ankara'daydı çünkü orada kritik bir görüşme gerçekleşti. Biliyorsunuz ki ABD'li Bakan Blinken Ankara'daydı ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la görüştü. Tabii hem öncesinde de birçok gelişmeler oldu Blinken tarafından. Aynı zamanda da bu görüşmenin bir taraftan şifrelerini konuşacağız. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'le birlikte. Hoş geldiniz efendim öncelikle. Eyvallah, kolay gelsin. Şimdi tabii biz bir taraftan bu görüşmeyi konuşacağız ama Bakan Blinken'ın Türkiye'ye gelmeden önce birçok gelişmeler gerçekleştirdi. Zira İsrail ve Ürdün ziyaretinin hemen ardından önce Güney Kıbrıs'a ardından da Girit'e uçtu. Güney Kıbrıs Rum yönetimiyle kısa bir görüşme yaptı. Daha sonra uçağa Ankara'ya iniş yaptı ama uçakta da Blinken yoktu. Bir taraftan Bağdat'a askeri uçakla gizli gitti. Orada bir gizli bir görüşme gerçekleşti. Sonrasında hatta bir fotoğraf karesi de gelecek. Şimdi Türkiye ziyareti öncesinde de böyle çelik yelekler giymiş bir kare paylaştı ve sonrasında bu ziyaret gerçekleşti. Nasıl yorumlarsınız? O karede ekranlarda şu an. Gitmek istemiyorum ama mecburen gideceğim şeklinde yorumluyorum açıkçası. Yani Türkiye'yi bu meselenin dışında tutmak için her yolu denedi Amerika. Biden'ın tutumu zaten belli. Sayın Cumhurbaşkanı'yla olan ilişki biçimi ortada. Amerikan Dışişleri Bakanı Blinken de 7 Ekim sonrasında bu hadiseler yaşanırken Türkiye'yi bypass ederek, bu işin dışında tutarak, yok sayarak birkaç tur atmıştı aynı bölgede. Yani Ürdün'e, Mısır'a, İsrail'e sürekli turlar düzenleyen Blinken Türkiye'yi görmezden geliyordu. Fakat en sonunda gelinen noktada geçtiğimiz hafta ani bir kararla Türkiye ziyareti gerçekleşecek açıklaması yapıldı. Fakat bu işte anlattığınız trafik yaşanınca aslında zoraki geliyorum. Buraya zoraki geliyorum. Türkiye'ye kendi kamuoyu, kendi bu İsrail'in Gazze'ye saldırılarında Amerika'nın tutumunu meşrulaştırmaya çalışanlar açısından zoraki Türkiye'ye gidiyorum demek için bu fotoğrafları verdi. Yani İsrail'den tutup Güney Kıbrıs'a, oradan Girit'e, Girit biliyorsun üstleri, Amerikan üstleri. Oradan Irak'ta onlarca üstleri var. Oraya gidip ardından Türkiye'ye gelmesi, Ankara'ya gelmesi birçok mesaj içeriyor. En önemli mesajı da bu. Yani zoraki gidiyorum. Buraları toparladım. İşte şimdi Ankara'ya gidiyorum dedi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.